Herkese selamlar. Şimdi ne yapacağız dostlar bugün? Bugün yapacağımız şey yine bir çıldırdan başlayıp, bakın şurada çıldırdan başlayacağız. Yine OKS'ye gideceğiz. OKS'den sonra yine Akbük'e geleceğiz. Akbük'ten sonra arkadaşlar yine Milas'a geleceğiz. Bu sefer farklı olarak arkadaşlar One Zero Left pistine giden şu ALS kursuna değil de, yani buna değil de şöyle çarpatalım. Ne yapacağız arkadaşlar? 2-8 right buraya yaklaşıyor olacağız. 2-8 right'ta bakın burası. Peki bu seferki yaklaşmamızın farkı ne olacak arkadaşlar? 2-8 right pistine ben bir yaklaşma yapmıştım. Neydi? O köse Van Juliet'ti. Abi o köse Van Juliet dediğimiz şey ne? Bir direct inbound. Yani bizi direkt Fine Approach Fix'e götüren. Bir direct inbound yaklaşması. Bir GPS RNN yaklaşması. GPS yaklaşması artık. Bunlar her ikisi de benim açımdan doğru. Ama biz Akbük One CR üzerinden geleceğimiz için biz normal bildiğimiz VR üzeri holding katı atıp daha sonra restekle açılıp klasik usulde bir yaklaşma yapacağız. Yani kısa yoldan değil, biraz meşakkatli yoldan VR üzeri holding pattern atarak bir yaklaşma deniyor, gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi dediğim gibi renk değiştirdim şurada arkadaşlar. Çıldırdan kalkacağız, ilgili SID'mizi uygulayacağız, OKS'ye geleceğiz. Şimdi o kesir arkadaşlar gördüğünüz gibi demiştik ki non-compulsory waypointer. Bakın üçgenin içi boş. Veyahut da ne derler? Non-compulsory veyahut da fly-by waypoint. Veyahut da non-compulsory waypoint. Artık hangisini söylüyorlarsa. Akbuya bakın arkadaşlar. Akbuğun üçgenin içi dolu. Yani ne demektir bu? Compulsory waypoint. Veyahut da fly-over waypoint. İkinci bir ifadesi de bu olabiliyor. Fly-over. Yani burada bunun tam üzerinden geçmek zorundasın. Bunun yani yanından sağından solundan geçebilirsin. Şimdi ikinci bu bir nüansı verdikten sonra üçüncü vereceğim nüans arkadaşlar. Şu OKES'e nereye dahil? Bakın şu OKES arkadaşlar ve buradan sonrası arkadaşlar Milas, Bodrum Approach'un TMA'nin içerisinde. Onun kontrolünün altında diyeyim daha doğrusu. Daha doğru olur. Tamam mı? Bu bilgiyi de paylaşıyorum. Sonrası Akbu'ya geleceğiz. Akbu'dan arkadaşlar ne yapacağız? VR üzerine geleceğiz. VR üzerinde holding pattern'imiz 2-8 right için. Biz 2-8 right ILS X-ray yaklaşması yapacağız. Bunun için gerekli olan şeyimiz neyse onu gerçekleştireceğiz. Holding pattern'imizi gerçekleştireceğiz. Akabinde arkadaşlar gelip yaklaşma yapacağız. Şimdi bu briefing'i verdikten sonra ne yapacağımızı kaba taslak gösterdikten sonra açıyorum abi. Nereye geliyorum? SID. Hızlı anlatacağım buraları. Daha önce söylediğim şeyler çünkü. 2-7'den kalkacağım. Niye? Direct olsun. 2-7 pisti bu tarafa doğru bakıyor. Direkt daha rahat olur diye. Bakın ilk önce initial climb'te ne yapacağım burada yazıyor. 266 course'da 11 mil git diyor. Tamam peki. Sonra OKS One Uniform olarak ne diyor abicim? 241 course'una radyaline oturacaksın. Outbound olduğun için ne demektir? Course eşittir radyal demektir. Neyle önleyeceksin bunu? 203 ile. 203 heading'e uçarak sen bu course'u önle. Yani 241 intercept ol diyor. Sonra arkadaşlar burada diyor ki bu SID'leri uygulamak için diyor senin minimum %4'lük diyor. Bakın climb gradient ihtiyacım vardı. Bunda bizim uçağınız artık neyse, Cessna ise Cessna, Diamond 40 ise Diamond 40'ın performans şartını açıp bakacaksın. Diyeceksin ki ben bu SID uygulayabilecek %4'lük climb gradient'e sahip miyim, değil miyim? 7000 feet'e kadar. Up to 7000 feet ki biz ne yapacağız? 6500 feet'e gideceğiz Milas'a. Sonra geleceğiz arkadaşlar. Bunun briefinglerini tek tek yapacağım zaten. O yüzden çok üzerine durmayacağım. Briefinglerini yaparken dikkat ederiz. Bakın Golf 80 yoluyla Akbuya kadar geldikten sonra compulsory waypoint ve flyover waypoint'ten 144 heading ile beraber arkadaşlar yaklaşık olarak 13 burada 4 burada 17 mil boyunca devam edip VOR'a geleceğiz. Şimdi arkadaşlar burada minimum 6000 feet'in altına düşmeyin diye yazıyor. Bakın gördüğünüz gibi 6000 feet'in altına düşmeyin. Burada 5000 feet'in altına düşmeyin diye yazar. Biz burada 6000 feet'in altına düşmeyeceğiz. Ve orada devam edeceğiz. Niye? Çünkü 2.8 right için ILS X yaklaşmasında zaten baktığınız zaman VOR üzerinde 6000 feet olmam lazım. 6000 feet olmamı istiyorsa benim 5000 feet'e zaten alçalmam. Böyle bir talebim de olmayacak. Tamam mı? Hani kulede muhtemelen veyahut da approach da bize zaten alçalma diyebilir ama biz bu request'i hiç atmayacağız. Bunun bilincinde olacağız. Yani zaten alçalmamız gerektiğini bileceğiz. Tamam mı? Bunu söyleyebilirim. Bunları daha önce anlatmıştım zaten ilgili gerekli holding patternler. Burada işte VR'a göre veyahut NDB'ye göre atılması gereken, atılacak olan şeyleri burada söylemiş durumda. Ondan sonra arkadaşlar Alexis sıraya geldiğim zaman bakın burada gösteriyor. Ne diyor bakın? Diyor ki kardeşim VR üzerinde 6000 feet'te ol diyor. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Arrival'da, Akbük One CR Arrival'da dediğim gibi şurada 6000'e ya 5000'e alçalmayacağım. Bunu biliyorum. Geleceğim. Burada holding pattern'im ne?
6000 üzerinde olmam gerektiğini ilk dikkatimi çekiyor. İkincisi ne ya? Dikkatimi çeken ne arkadaşlar, bakın. Burası bir non-standart bir holding pattern var. 102 outbound, 282 inbound başı olan bir holding pattern'a dahil olup raise track açılacağım. Sonra bu raise track'i takip ederek arkadaşlar 17,5 mil, bayağı da uzunmuş, açılıp sonra geleceğim burada inbound oluyor olacağım. Bunun briefinglerini yapacağız. Briefinglerini yaparken zaten detayları tefaratla yine vereceğim. Uzatmıyorum. Hemen arkadaşlar geçelim explain'e ve olayı başlatalım. İki kedi pisine ben ayarladım arkadaşlar. Taksiyle beraber başlayacağız. Ben de Garmin 1000 olan bir tek Cessna olduğu için gene Cessna ile anlayacağım. Ama Cessna'ya gene Diamond 40, 42 neyse artık muamelesi yapıyor olabilirim. Siz çok takılmayın. Uçağınız neyse bence onun pratiğini yapın. Daha mantıklı olur. Cessna ile uçuyorsanız mesela atıyorum Erhat'ta benim bildiğim kadarıyla Cessna ile uçuluyor. Erhat'ta uçuyorsanız, Cessna ile uçuyorsanız Cessna'nın pratiğini yapın. Hani onun climb to cruise checklistlerini yapın. Descent and approach checklistlerini yapın. 40 ile uçuyorsanız 40'ınkini yapın. 42 ile uçuyorsanız 42'ınkini yapın. Teknam ile uçuyorsanız Teknam'ın pratiğini yapın. Bence böylesi daha mantıklı. Yani oyun bize Cessna veriyor diye Cessna ile devam edecek halimiz veya da öyle bir mecburiyetimiz yok tabii ki. Şu an oyunun açılmasını bekliyoruz dostlar. Bir yandan da ne yapıyorum arkadaşlar? Size gösterdim. Chartlarım benim karşımda. Uçağım arkadaşlar, ben ilk önce checklistlerini yapıyorum. Çalışır pozisyona getiriyorum uçağı. Uçak çalıştıktan sonra checklistleri yapıyorum. Tamam, startup kleransını aldım. Çalıştırdım. Uçak hazır. Güzel. İyi, hoş. Ondan sonra yapacağım ilk hamle şu. Uçağı çalıştırdıktan sonra arkadaşlar taksi müsaadesine kadar geliyorum. Ama taksi müsaadesini almıyorum. Tamam mı? Niye almıyorum taksi müsaadesini? Çünkü taksi müsaadesinden önce briefinglerimi yapıyorum. Hocam diyorum veyahut da kaptanım, taksi müsaadesi almadan evvel briefinglerimi başlamak istiyorum. Hangi briefinglerimi yapacağım? Kendi adıma söylüyorum. Bulunduğum meydan chart briefingini yapacağım. SID chart briefingini yapacağım. Ve arkadaşlar arrival chart briefingini yapıp bırakacağım. Peki arrival chart briefingini normalde sen işte arrival ve approach'u ben normalde havada yapıyordum. Niye havada yapıyordum? Bakın bu tecrübe. Kendi başıma gelen bir olaydan bahsedeyim size. Normalde yerde bir arrival ve approach'u girdik. Havaya çıktık. Meydanın atışını dinledik. Meydan atışını dinledikten sonra baktık ki biz 10 left için girmiştik mesela Bodrum'a giderken. Bir dinledik atışı, pist 2-8 right oldu. Girdiğimiz o flight plan'i ve arrival ve approach'unu sildik. Tekrardan bir de şey direct yaklaşma işte One Foxtrot planlıyorduk 10 left'te. 2-8 için 1 Juliet'i girdik. Değiştirdik. Sonra bize o kesin üzerinde Bodrum approach bekleme verdi. Holding'e girdik. Holding'den çıkarken dedi ki tekrardan pist değiştirdi. Tekrardan 1-0 left oldu dedi. Bir kez daha flight plan'ı değiştirdik. Bakın bunu ben bizzat yaşadım. Tamam mı? Yani iki kere flight plan'ı değiştirdim. Bunu yapması zor mu? Değil. Alırsın otopilota. Havada da yaparsın. Ama ya bir daha sil yap olmasın diye ben diyorum ki yani böyle öğrendim ben ve bana da mantıksız gelmiyor. Tamam, sen SID'ni gir. Ama arrival ve approach'unu havada ATC dinledikten en azından ATC dinledikten sonra, en azından meydana biraz daha yaklaştıktan sonra arrival ve approach'unu gir. Niye? Mesela arrival için konuşalım. Ya sen Okinawan Foxtrot ve Okinawan Juliet'te Milas'a arkadaşlar airline'lar yaklaşır. Çünkü bunlar direct inbound course'larıdır. Direct inbound veren Arnev yaklaşmalardır. Şimdi diyelim ki siz Mayıs-Haziran ayındasınız ya da Nisan ayındasınız, fark etmez. Ufak ufak Bodrum'a yoğunluk başlar. Dolayısıyla buraları airline'lar doldurur. Dolayısıyla sen Okinawan Foxtrot ya da Okinawan Juliet yaklaşması yapacağım diye yola çıkıp bunu request edersin. O da sana der ki negatif. Çünkü airline vardır. Sen gelme kardeşim der. O zaman sen dersin ki sana bir tek ne kalır? Akbük One Sierra kalır. Sen mecburen Akbük One Sierra'ya devam etmek zorunda kalırsın. Ama Akbük One Sierra'yı, arrival'ı ben yerde gireceğim dedim. Niye? Çünkü bu bir direct yaklaşma değil. Zaten onu da yapamayacaksam neyi yapacağım? Benim flight benim onaylandıysa ve ben bu meydana gideceksem abi, demek ki ben Akbük One Sierra'yı en kötü ihtimalle bu yaklaşmayı yapabilirim demektir. Tamam mı? Olaya böyle bakıyoruz. Anlatabildim mi? Yani One Juliet, One Foxtrot'u request edersin, vermeyebilir. Çünkü onlar Arnev yaklaşmadır, airline'ların kullandığı yaklaşmalardır, trafik yoğunluğu olan yaklaşmalardır. Ama Akbük One Sierra'yı hiçbir şekilde sana negatif diyemez. Eğer flight plan'ını onaylayıp seni kabul ettiyse gideceğin meydan. O saatten sonra Akbük One Sierra'yı ben zaten One Sierra yapacağım diyorsan yerde gir gitsin. O havada hiçbir şekilde değişmez. İster 2-8 right yap, ister 1-0 left yap. O hiçbir şekilde değişme ihtimali yok. Tamam, o yüzden bunu yerde gireceğim. Neye girmeyeceğim abi? Approach'u girmeyeceğim. Çünkü o 2-8 right'a veyahut da 1-0 left'e göre değişebilir.
fork direct inbound yapabilirim veyahut da ne bileyim ben diyor özel açabilirim. Anlatabildim mi? Burası değişebilir. O yüzden onu aksi dinledikten sonra girmeyi tercih ediyorum. Bu açıklamayı yaptıktan sonra daha da artık lafı uzatmıyorum. Ufak ufak şu yapmam gereken klasik VR settinglerini yapıyorum arkadaşlar. 113.85 çıldır VR'ını içeri atıyorum. 116.70 Bodrum VR'ı backup'ta kalsın Navi1'de. Navi2'de ne yapıyorum? Yine 113.85. Hemen backup'lı çalıştırıyorum. Ne olur ne olmaz giderse çıldır VR'a göre gideceğim ilk başta. Benim için backup'lı dursun. 113.70 benim için IMR, IndiaMac Romeo İzmir'deki VR'dır. Okesa Waypoint'inin intersection noktası olduğu için Okesa, çıldır ve IMR için. Dolayısıyla bunu da backup'ta, standby'da tutuyorum. O da benim işime yarayabilir. Çıldırım tower frekansı ne demiştik arkadaşlar? 124.500, 124.5. Hemen onu ayarlıyorum. Bu normalde standby olması lazım. Ground frekansı nedir çıldır için? Arkadaşlar 121.900. 121.900 ground frekansını da yine giriyorum. Şu an ground içeride olacak. Bakın 128.500 ATIS frekansını, Milas'ın ATIS frekansını yaptım. Comic'e girdim. Peki 6500 irtifaya girmişim. 1013 bana vermiş. TFT'ye geliyorum. Bearing 1, DME, Bearing 2 açacağım. Bunlar açık duracak dostlar. Sonra geleceğiz buraya abi. CD'ye geleceğiz. CD'de benim kursum ne olacak abi? 266 olacak değil mi? Bakın bu arada çevirirken de 266'ya. Burada tabii ki dediğim gibi siz checklistleri yaparken bunların tek tek kontrollerini yaptığınızı farz ediyorum. Tamam mı? Yani CD'nin işte one data girip çıktığını, ne bileyim ben 90 derece geldiğinde from to geçişi olduğunu, bunların kontrolünü her birini dedim ya, ben şu anda taksi öncesi briefing yapma aşamasına getirmeye çalışıyorum şu an. Siz bunların hepsini yaptığınızı farz ediyorum. Morse kodları falan dinlendi vesaire vesaire. 266. Buraya ne yapacağım arkadaşlar? 153 yapacağım. Niye? Çünkü benim IndiaMac Romeo VR'ına göre 153'te tespit yapma ihtiyacım olabilir. Bunu da VR1'e getiriyorum tekrardan. Kalmasın yanlış bir yerde. Bakıyorum şu anda PFT'de her şeyi ayarladığım gibi gözüküyor. Geliyorum şu anda MFD'ye. Dostlar MFD'de ne diyeceğim? Proceed diyeceğim. Bana bir Departure SID'si lazım. Ne olacak o Departure SID'si? Okesa One Uniform dedik. One Victor istemiyorum. Arc çizemeyeceğim 2 saat. Ondan sonra dostlar bizim ne dedik? Arrival'ımı rahat rahat girebilirim dedim. Ama Arrival'ı girerken en azından X-Plane 11'de böyle bir sıkıntımız var. Daha doğrusu uçakta da buna benzer. Sıkıntı da saymıyorum artık onu. Şuradan Lima Tango Foxtrot Echo'ya arkadaşlar girmeniz gerekiyor. Hızlı hızlı getirelim. Lima Tango Foxtrot Echo dedik. Şimdi buna göre ne gireceğiz arkadaşlar? Diyeceğim ki ben, sen bana bunun Arrival'ını getir. Arrival Outlook One CR'a olacak her türlü. Çünkü bunun değişme ihtimali yok. Tamam. Gördüğünüz gibi Arrival'da buraya girdim dostlar. Tertemiz oldu. Neyi gireceğim en son? Bakın şuraya getiriyorum en son. Neyi gireceğim arkadaşlar? Approach. Approach'u da havadaki at izinlikten sonra gireceğim dedim. Peki. Comic'i şirket frekansı açık olsun. Markerim de şu anda ihtiyacım yok. Gel dostum aşağı. Frequent takeoff'ta olsun. Ne olursa olsun Cessna Cessna'dır. Parking Breaker'ı release ettik. Şurada duruyorum şimdi. Diyorum ki kaptanım taksi müsaadesinden önce size briefinglerimi, meydan çarp briefingimi vesaire de briefingimi yapmak istiyorum. Lima Tango Bravo Delta Aydın Türkiye Çıldır Havalimanı 30 Temmuz 2021 tarihli efektif tarih 12 Ağustos olan 19 Jepson şartına göre 121.900 ground frekansımız set. Tower frekansımız 124.500 set standby. Apron 1'de stand number 32'deyiz. Pist uzunluğumuz 1435 metre, genişliğimiz 30 metre. Apron 1'den alfa taksi yoluyla Tango 1 bağlantı yoluyla 27 pist başına, aktif pistimiz olan 27 pist başına geçiyor olacağız. Runway heading'imiz 267 olacak. Bizim bugünkü günümüz koşullarında uçağımızın performans şartına bakarsak takeoff roll ihtiyacımız olan takeoff roll distance'imiz yaklaşık olarak 1200 kiloda sea level'da 20 derece sıcaklıkta 365 metre olarak gözüküyor. Pistimizin uzunluğu 1435 metre gayet yeterli bir durumda. Kanat genişliğimiz hocam 12.5 metre, pist genişliği 30 metre yeterli durumda.
İhtiyacımız olan runway visual range günümüz meteor koşullarına göre en az 300 metre olması gerekiyor. Burada meydan çartından gördüğümüz kadar teyit edebiliyoruz. Hava zaten KBOG. Hocam SID briefingine geçiyorum. SID briefinginde gene söylüyorum işte Lima Tango Bravo Delta, işte Aydın Türkiye Çıldır Havalimanı 30 Ekim 2021 tarihli, efektif tarihi 4 Kasım olan işte 11'e bilmem kaç chartına göre briefingime başlıyorum. Airport elevation 104, transition altitude 10.000 feet olacak hocam. Initial climb 266 course'u 11 mil boyunca takip ederek tırmanmaya devam edeceğim. Akabinde 201 course'u 203 heading'le 203 heading'e dönerek önleyip akabinde OKS'ye doğru devam ediyor olacağım. OKS'ye doğru devam ettikten sonra hocam bu SID OKS'ye doğru devam ederken tabii bu SID uygulamam için minimum %4'lük bir climb gradient'i ihtiyaç olduğunu görüyorum. Benim uçağım Diamond 40. Bunun performans şartlarını kontrol ettiğimde 1200 kiloda 20 derece sıcaklıkta sea level'da benim 700 FPM'le tırmanabilme performansımın olduğunu, buna göre de Mistekoş climb gradient hesabına göre işte rate of climb ve task çarpı 0.98 hesabına göre bu uçakta benim işte yaklaşık %6.2 gibi bir climb gradientim olduğunu, yani %4'ün üzerinde bir climb gradient'e sahip olduğumu ve bu SID uygulayabilir olduğumu görüyorum. Hocam arrival'ım OKS'dan sonra Gold 80 yolunu takip ederek gerek 153. IMR'nin 153. radyeliyle gerekse GPS'le bunu yapabilirim. Takip ederek waypoint'ine geldiğimde akabinden 144 course'u takip ederek 6000 feet'in altına düşmeden 17 mil boyunca devam ederek VR'a dahil olmaya ve VR üzerindeki ilgili holding pattern'e dahil olmayı planlıyorum. Bunun haricinde hocam arrival approach briefing'imi ATIS dinledikten sonra tekrardan size arz ediyor olacağım. Şu anda bana sormak istediğiniz herhangi bir soru var mıdır hocam? Emergency briefingini ise taksi briefingi sırasında size arz ediyor olacağım. Dedim. Sayın hocam, sayın kaptanım, değerli basın mensupları, artık yanınızda kim oturuyorsa ona göre bir hitap şekli kullanırsınız arkadaşlar. Bunu dedik. Sonra diyoruz ki Çıldır Tower Tango Charlie Alpha Sierra Kilo request taxi and ready for flight information diyorum. You are cleared. O da bana diyor ki clear taxi the holding point for runway 27. QNH 1013, active runway 27, işte active runway şu, ready to copy your flight information dedi. Ben de diyorum ki işte 27 pist başına serbestsiz taksi için QNH readback yapıyorum. Ondan sonra diyorum ki after departure it will be VFR cross country flight to the Milas, maximum altitude is going to be 6500 feet, estimated time of arrival şu olacak. We will execute işte OKS-1 uniform SID after departure. We will execute OKS-1 uniform SID Tango Charlie Alpha Sierra Kilo diyebilirim. Böyle bir şey söyledikten sonra arkadaşlar Roger copy diyor. Ondan sonra devam ediyorsunuz. Açıyorsunuz gazınızı. Aprondayken sarı çizgileri takip edecek şekilde ben tabii gazı iyice açtım. Buradaki joystick hassasiyetinin uçakla alakası yok. O yüzden siz bana aldanmayın. Tamam mı? Sarı çizgiyi takip ederek geliyorum. Buradan dönüyorum. Ah, sarı çizgi geldi nihayet. Dönüyorum dostlar buradan. Dönerken bakıyorum bakın. Dönerken ne oluyor? HSI'ye bakın. HSI'da işte başların küçüldüğünü, pusulada aynı şekilde başların küçüldüğünü, slip skidin savrulduğunu burada gördük. Niye? İlk dönüşümüz burası çünkü. İlk 90 derece dönüşümüzde bunları kontrol ettik. Bunlara da niye bakıyoruz? İşte bunlar faaldir sayın kaptanım. Bunların faal olduğunu, bu göstergelerimize çalışır durumda olduğunu check etmiş oluyoruz diyoruz. Peki, ben bunu tabii size anlatırken bir yandan da boğuşuyorum. Geldim şimdi burada holding point'e. Holding point'e gelirken dostlar burada mutlaka bir durmanızı tavsiye ederim. Bazen yanınızdaki kaptan şey diyebilir. İşte approaching de devam et. İşte approaching to holding point for runway 27 ready for departure dedirtebilir. Bence demeyin durun. Çünkü şöyle bir uçağınıza mutlaka bir göz ucuyla ister sesli isterseniz göz ucuyla bakarak kalkış konfigürasyonunda olduğunuza emin olun. Ne demek istiyorum? Trimin take-off'ta mı? Flabin take-off'ta mı? Eğer 40 kilo uçursan flabin approach şey altta mı? Ne bileyim ben. Konulan FMS frequency'ların set mi? İşte circuit breaker'ların in mi? Bütün ışıkların açık mı? Vesaire vesaire. Bunlara mutlaka bakın derim. Ya özellikle burada hani sizin durumsal farkındalığınızı test etmek için de bunu söylüyor olabilirler. Kaptan der ki hadi ya sen devam et der. Halbuki tutmuştur. Flabby approach almıştır. Takeoff'ta kapman gerekirken. Diyelim seslerle kalkıyorsun, tamam mı? Yapılabiliyor böyle şeyler. Durdunuz. Burada approach'lara ve base sektörlere, yani base sektörlere ve approach'a bakıp uçak olmadığını gördüyseniz deyin ki bakın yani varsa zaten demenin bir manası yok bence. Eğer boş olduğunu gördüyseniz, trafiği takip ettiyseniz
İşte hocam hem emergency briefing'imi yapacağım hem de şey yapacağım dersiniz. Burada emergency briefing'inizi yaparsınız atıyorum. İşte hocam günümüz koşullarımız VMC, pis uzunluğu ve genişliği, mesen balansı miktarı da dahilinde. Kalkışı sol sandalyeden ben yapacağım. Rotate süretimiz ne bileyim 80 knot, 50 knot, 60 knot neyse bu olacak. Rotate'den sonra işte positive rate yakaladıktan sonra safe altta kadar devam edeceğim. Ondan sonra flap up ya da flap landing light off, power maximum continuous deyip ondan sonra initial climb'ımı gerçekleştirmiş olacağım. İşte rolling sırasında herhangi bir motor arızası olursa stop, power idle, brake supply yapıp uçağı pist üzerine tutup akabinde tower'la temas kuruyor olacağım. Şey üzerinde ne bileyim ben pist rolling'den sonra herhangi bir şekilde bir motor arızası söz konusu olursa take off flap ve 78 knot speed tutarak inebiliyorsam önümdeki piste, inemiyorsam da uygun araziye iniş gerçekleştireceğim. Safe altitude'den sonra herhangi bir şekilde piste dönüş planlamıyorum. 88 knot glide speed tutarak Diamond 40 için konuşuyorum. Önümdeki uygun araziye iniş gerçekleştireceğim dediniz. Sonra baktınız approach ve base sektörler clear. Hocam müsaade istiyorum dediniz. Tower'a diyorsunuz ki shoulder tower. Bu arada tabi şuna basalım. Ne oldu? Tower frekansına geçiyorsunuz artık. Geçirmediyseniz de request changing tower frequency diyorsunuz. Bazen vermiyor. Request changing tower frequency 1.4.5 diyorsunuz. Ground'a bunu söyleyip chat geçiyorsunuz. Onay aldıktan sonra. Ondan sonra shoulder tower holding short for runway 27 ready for departure dediniz arkadaşlar. Bu saatten sonra approach base'ler temiz. Dönüşe başlıyorsunuz. Nereye doğru? Piste line up olmaya doğru gidiyorsunuz. Pist atana kadar sarı çizgiyi takip edip akabinde dönüşten sonra sarı çizgiyi bırakıyorsunuz. Döndük. Şimdi bakıyorsunuz. Runway identified, approach base sector clear. Döndük. Pist başına geldik. Tamam mı dostlar? İşte runway 27 yazısını gördük. Approach'un base sistemimiz olduğunu gördük. Burada ne yapıyoruz? Karşımızda bir yakınlı rengi. Karşımızdaki dağda uzak bir rengimiz. Topuklarımız yerde. Runway heading bug'ımız set durumda. İşte available power check yapıyorsanız fuel pump off available power check'inizi yaptınız. Klerans aldığınız, dikkat edin line up and wait der bazen. Klerans aldığınızdan emin olun. Hemen gaz açmaya yeltenmeyin yani. Aldınız, ondan sonra veriyoruz throttle arkadaşlar. Tamam mı? Take off power set, engine all green, speed alive, 40, 50, 55. Burada sesler rotate eder. İlk başta visual'dayım tabii ki. Runway istikametinde tırmanmaya çalışıyorum. Görebildiğim kadar çok fazla kaldırmanız gerekiyorsa da şey yapmazsınız arkadaşlar. Tamam mı? Pist istikametini takip edin. Çok fazla göremiyorsanız dışarıya heading bug'ınızı takip edin. Mutlaka bir şey alın yani. Bir renginize göre uçun. Bakın uzak bir renginize göre uçun. Onu da göremiyorsanız zaten çok çıkmışsınız demektir bunu. Muhtemelen. Devam. Mesela şu an uzaklı rengimi de kaybettim. Heading bug'a bakmak zorundayım. Ama esas olan şey safe altta kadar arkadaşlar budur. Flap up, landing light off, power maximum continuous diyoruz burada. Ben de ne yapıyorum arkadaşlar? Ayar uçuyorsam bu saatten sonra diyeceğim ki flight level change dostum. 80'e getir flight level'ı. Tamam mı? Ondan sonra heading bug'ı tutacağım. Autopilot diyeceğim. Lütfen devam et diyeceğim. Tamam mı? Power maximum'dan almayacağım. Bir an evvel gitmesini bekleyeceğim. Evet. İşte normalde Diamond 40 uçağı, 42 uçağıyla uçuyorsanız da 1000 feet geliyor. 1000 feet'te ne yapacaksınız? Baktığınız gibi 1000 feet'te doğru geliyorsunuz. Çıkartacaksınız. Climb cruise checklist için dizinizin üzerine koyacaksınız. Diyelim 42 uçağı. Gear up, alternate air closed, fuel pumps off, landing light off, power maximum 85. Efendim sen misin? Başka ne vardı? Flap up dediniz. Climb cruise checklist completed deyip arkadaşlar. Bunu da burada bitiriyorsunuz. 42 içinde böyle. Diamond 42 uçuyorsanız da. 40'ın 2 madde fazlası var yani. Ondan sonra bekliyorsunuz 5 mil ki. İstikamet tırmanırken burada ilk dikkat edeceğiniz şey bu şu arkadaşlar. Trafiği takip edin. Muhakkak trafiği takip edin. Ne olur ne olmaz. Ben şurada tabii korsu önlemek için elimi bir tık sağa atayım. Çünkü sağdan rüzgar geliyor. Tamam, korsada oturalım yani. Trafiği takip ederek. Sesta bakın 850 var öyle şu an tırmanıyor. Bakın bunun 850 var öyle tırmandığı yerlerde abartmadan söylüyorum. Diamond 42 1600-1700 var öyle tırmanıyor.
Düşün, iki katı varyosu var. Paimon 42'nin. 40'tan bahsetmem de, 40'da 1100-1200 varyolara tırmanır. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabii 950.000 varyolarla da tırmanıyor. Ama 42 muazzam bir tırmanış varyosu var. 90 Mart'ta. 90-100 arasında yani. Daha da doğrusunu söylemek gerekirse. $4.5 milyar 5 milyar sonra out of city raporunu vereceğim. Bana diyebilir ki, bakın SID chart'ta da söylüyor bunu. Diyor ki, ya monitör menleri isteyecek ya kontak menleri isteyecek. Çünkü SID chart'ı bu. Yani Okesavan'ın 2 ilden kalktığın bütün SID'leri, hangi SID'yi uygularsan uygula, diyor ki menleri hep boşa ya temas kur denir ya da monitör et denir. Dolayısıyla kule size bunun yani aksine bir şey söylemeyecek. Diyorum ki işte Chiller Tower, Tango Charlie Arfesi ya da Kilo, out of CTR. O da bana dedi ki zor olanı söylesin. Ne diyebilir? Kontak Menderes. 1-3-4-2 dedim. Kontak Menderes 1-3-4-2 dedim. Readback'imi yaptım. Şimdi diyorum ki tamam abi kontak Menderes yapacağım. Tower içeri atmıştım. Hemen şimdi Menderes'e geçeyim. 134-200. Dostlar. 134-200'e geçmeye çalışıyorum. Tamam. Ben hızlı hızlı 134-200'e geçmeye çalışayım. Geçtim. 134-200'e geçtim. Şimdi hemen Menderes'e geçiyorum. Diyorum ki Menderes approach, Tango Charlie Alfa Sierra Kilo, airborne from Childer ya da just airborne from Childer, artık ne diyorsanız. Airborne from Childer, destination aerodrome Milas, at 3500 feet, climbing the 6500 feet, estimated time of arrival to Milas, işte ne bileyim ben, 1614, artık saat ne planlıyorsanız o. On course to Okesa. Okesa'ya doğru da gidiyorum. Gerekli bilgileri verdim. Burada işte squawk'ını söyleyebilirsin. Squawk 3502. Ne bileyim ben. İrtifamızı söyledik. Ne bileyim ben. Çıldırdan yeni kalktığımızı söyledik. O zaten bizim onunla temas kurduğumuza göre hani onun CTR'dan çıktığımızı biliyor. Okesa'ya doğru gittiğimizi biliyor. Yani Çıldır'la Okesa arasında bir yerdeyiz. İrtifamız belli. Bodrum'a gidiyoruz. Yani squawk'ını söylersin ekstradan. Bu bilgileri verdik. O da bana diyecek ki kontak mele approach 118.55. Bundan başka bir şey dediğini duymadım ben bugüne kadar. Başka bir şey söylerse de tekrardan ne söylüyorsa tabii ki arkadaşlar interaktif şekilde dediğini yerine getirmeye çalışacağız. Bu arada 134-30 bu 134-200 olacak. Değil mi? Şu 134-200 içerideydi. 124-500. Şimdi 124-500'de ne yapacağımız arkadaşlar? Diyeceğiz ki 118.55 dedi değil mi? Tamam. Hop bunu da buraya atacağız abi. Benim ne Childer'la ne Menderes'e bir işim kalmadı şu anda. O zaman diyeceğim ki 125-225 diye bir tane tower frekansı vardı. Boş yere durmasın. 225'a da şunu getireyim. Değil mi? Niye? Daha bakın 11'e geleceğim. Şey deneyeceğim. Tamam frekanslar setli duruyor. Şimdi bak hop aşağı frekansa geleceğim. 10 milden sonra arkadaşlar atış dinlemeye çalışacağım. 10 millerden sonra çekiyor. O da 10 millerden sonra. Yani gerçekten böyle bir 5000 fitin üzerinde olmanız lazım. 4500 fitlerde falan çok cızırtılı gelir. Hatta şuradaki squash tuşuna basıyorsunuz, butonuna basıyorsunuz yine de duyamıyorsunuz 4500 fitlerde. Yani 5500 fitleri falan geçtikten sonra 6000-6500 fitlere yanaşıp da 10 milleri geçtiyseniz o zaman frekansı içeri atın. Hani o zaman yemezse squash'a basıp böyle zar zor bir şeyler duyabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. 4500 fitlerde falan bir şey duyamazsınız. Çok zor. O dağlardan falan geçmiyor yani o şey sinyal gelmiyor bir şey bir şekilde. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi ben ne yapıyorum? Tekrardan alttan sol alıyorum. Şimdi bunları yaparken dostum unutmayın. Önce aviate, sonra navigate, sonra communicate. Bakın şimdi ben burada 10 mili geçtim. 11 mile geldiğinde ne yapmam lazım? 203 heading'e dönmem lazım. Şimdi ben hiçbir şekilde ne yapmıyorum? Bakın ne atış dinlemenin derdine düşüyorum. Ne Milas Epoş'a temas kurmanın derdine düşüyorum. İlk önce ne yapacağım abi? Kors oturtacağım uçağı. İlk derdim bu. Tamam mı bak? Kors'u önleyecek şekilde bak, uçağı götürmeye çalışıyorum şu an. 10.9 geldi. Dön kardeşim. Nereye dön? 203'e doğru dön. Değil mi? 203 heading'e döneceğim. Bunu çok iyi biliyorum. Nereden biliyorum? Chart'tan biliyorum. Dön abi 203 heading'e. Hangi kors önleyeceğini ben biliyorum senin. 241. Gel abi. Şunu da 241'e setlerim. Tamam. Ne yaptım bak? 240 bir korsa otur. Bunu oturmak için de tut diyor. Diyor ki işte 45 derecelik yaklaşık işte yani. 203 heading'e gel diyor. Burayı önle diyor.
tabii rüzgarı sen hesaba katmıyor. Sana SID bu heading'e uçacaksın. Uçacaksın diyor. Ben o yüzden track değil heading uçmak zorundayım. SID neyse onu uygularım abi. Tamam. Buradan ne yapmış oluyoruz? Map'e bakalım. Bakın dostlar. Tamam. Map'te böyle geldik. Hop şu Tango 238 yoluna oturtacak bizi. Orası çünkü nereye gidiyor? Bakın OKS'ye gidiyor. Gördünüz mü? Böyle OKS'ye gideceğiz. Peki 11 millere geldim. 6000 fitlere geldim. Ben ne yapabilirim artık? Hop. Artık şey deneyebilirim. Information Bravo. Information Bravo. Wind 070 at 12. Visibility more than 10. Süper. QNH Lanzer 13. Temperature 14. Dew point minus 25. Area QNH 1013. Güzel. Arriving runway 10 left. Departing runway 10. Tamam. Ben işime yarayacak bilgileri aldım arkadaşlar. Information Bravo 1013. 10 left diyor. Tamam. Şimdi ben burada ne yapıyorum dostlar? Diyorum ki tamam anlaşıldı. 101 left de. Ben böyle olsun istemiyorum. Ne olsun istiyorum? Şunu olsun istiyorum. 28 right vermiş olsun istiyorum. Tamam. 1013 zaten benim şu anki local QNH'imi gayet tutuyor. Information Bravo'yu da aldım tamam mı? Çok güzel. Şimdi hemen ne yapacağım arkadaşlar? İlk yapacağım iş. Ben Milos Approach'la falan temas kurmadan evvel ne yapacağım arkadaşlar? Flight deneme gireceğim. Değil mi? Proceed diyeceğim. Gel diyeceğim. Approach'unu gir diyeceğim. Ne gireceğim şimdi artık? Biliyorum ki 28 right. Hangi? X-ray yaklaşması. Güzel. Enter diyeceğim. Baroya 10 diyeceğim. Sonra geleceğim buraya. Kaç fit gireceğim buraya dostlar? 310 fit'i gireceğim. Nereden biliyorum? Chart'ımdan biliyorum. 310. Enter. Enter dedim. Şimdi ne oldu? Bitti mi? Hayır bitmedi. Bakın şuradaki nav 1, nav 2 frekansları komple yamuldu arkadaşlar. Bu gerçek uçakta aynen böyle yamuluyor. Tamam mı? Bakın speed'i de görüyorum. 108-109'lara gidiyor. Bak durumsal farkındalığı test. Şu an 110'a gittiğini görüyorum. Müsaade ediyorum sadece. Çünkü hızlı gitmesini istiyorum. Videonun uzamasını istemiyorum. Yoksa ben burada şu anda power'ı çekip bize düşürürüm ben. Ama düşmesin. Bunu girdim. Nav 1, nav 2'de arkadaşlar frekanslar değişti komple. Allak bullak oldu burası. Buraya saçma sapan ALS frekansı geldi. Bodrum viewer'ını içeri attı bilmem ne. Bunları tekrardan düzenliyorum. Ben daha çünkü OKS'ye bile gelmedim. Tamam mı? Bunları yeniden düzenliyorum. Ondan sonra diyorum ki Milos Approach'a bir bağlantıya geçiyorum. Diyorum ki bak 118-550 Milos Approach on course to OKS'a. Tamam mı? Information Bravo. Milos Approach Tango Charlie Alfa Sierra Kilo. On course to OKS'a. Information Bravo. Copy it. Proceeding to proceeding over VR by Aquaman Sierra diyor. Şimdi bu demek ne demek? Information Bravo copied. Yani ATC'ni dinledim, Bravo'yu aldım. Senin QNH bilgine sahibim, aktif runway'in ne olduğunu biliyorum. Aquaman Sierra ile sana doğru geliyorum. Ondan sonra bilgisini veriyorum. O da bana der ki report over Aquaman der. Ne bileyim ben. Bir şey söyler, readback yaparım ve communication'e devam ederim. Tamam mı? Şimdiden de işte available altitude over VR da denebilir ama daha OKS'e bile geçmedim. Yani her pilotun bir yoğurt giriş tarzı vardır. Diyebilirsin, demeyebilirsin. Tabi burada önemli şeylerden biri şu arkadaşlar. Uçak akarken bunları da anlatayım ben size. Önce bir merhabalar mutlaka deyin. Yanınızdaki kaptan size sen hödük müsün evladım? Niye bir merhabalar demiyorsun? Yani insan, karşındaki insan sana bir hizmet sunuyor der. Bir merhaba demekten bir şey çıkmaz deyin yani tamam mı? Ondan sonra ikinci söyleyeceğim şey şu. Şimdi ben mesela bunu girdim, temasımı kurdum, okey. Nereye gideceğim diyor, flight planım belli, frekanslarımı girmişim, her şey yolunda. Mı acaba? Mı acaba? Şimdi ben bununla beraber arkadaşlar burada briefing'e geçeceğim. Briefing'e geçtiğiniz anda radyoyu dinlemeyi, uçakla ilgilenmeyi sakın ihmal etmeyiniz. Bakınız özellikle yanınızdaki kaptan sizi test etmek amacıyla, durumsal farkındalığınızı ölçmek amacıyla. Sen briefing yaparken özellikle mesela ya da biri bir şey olmasa bile bir şeyler sorar. Tam da böyle radyonun böyle konuşulmaya başlandığı kendi dinler, o oradan başka bir soru sorar. Tamam mı? Ve der ki ne, radyoda ne dedi? Der ki Tango Charlie işte Charlie Delta Charlie uçağı şu anda nerede? Duydun mu bunu? Dinledin mi? Der. Speed'i gördün mü? Der. Sen orada işte ne bileyim ben işte kuleyle işte ne bileyim konuştun ya frekansları girmeyi işte SID'ni girmeyi ne yapmayı derden düşmüşsündür. Briefing'in derden düşmüşsündür. Halbuki orada dikkat etmen gereken esas konsörünün nedir arkadaşlar? Önce aviate. Aviate içinde önce emniyet. Emniyet içinde önce o radyonun tamamını akışı dinlemen lazım. Trafiğe hakim olman lazım. Uçağı uçurman lazım. Özellikle bu yoğunluğun arasında seni test etmek amaçlı şu uçak nerede? Bu uçak nerede? Kaç fit altımızdan geçiyor? Önümüzde hangi airline uçağı var? Duydun mu? Hangi firmanın? Sun Express'in mi?
call sign'ı neydi gibi sorularla karşılaşabilirsiniz. Ona göre uyanık olun, dikkatinizi diri tutun. Kısaca ben öyle söyleyeyim, siz de anlayın mevzuyu. Ben ne yapıyorum arkadaşlar, 11.85'te artık diyorum ki ben şey tespiti yapacağım. Yeter bu kadar, bu saatten sonra IMR'ye göre de gidebilirim artık. 241 korsan oturduktan sonra buna çok ihtiyacım yok. Şunu hemen ne yapıyorum arkadaşlar, 116.70'e çekiyorum. Standby'da tutuyorum. Onu kullanacağım daha sonrasında. Tamam mı? Şimdi heading'i hemen çeviriyorum az bir şey daha. 3 saat rüzgar çok büyük bir etki yapmayacaktır bana. Ya 238, 239, 240'a kadar getireyim. Tamam. Şöyle tutacağım arkadaşlar. 1 derece solunda kalması yeterli. 2 knot rüzgar var. Peki. İyice o kese yaklaşırken artık diyorum ki hocam müsaadenizle arrival briefingimde approach briefingimi yapayım. Yapacağız approach briefingimiz nedir arkadaşlar? Hocam Limatango Foxford Echo Bodrum Minas Türkiye Bodrum International Havalimanı işte 22 Ekim 2021 tarihi efektif tarihi 4 Kasım'dan 11 Ekim Jepsen chartına göre ATIS 128.500 dinlendi. Approach frekansı 118.55 temas kuruldu. Tower frekansı 125.225 set standby durumda. Ground frekansı 121.9 set. Localizer frekansımız 128.7 set. Final approach course'umuz 282. Final approach fix'imiz hocam tek bu 4800 feet'te. Yaklaşık 17.5 mil ya da 13.8 milde Bodrum diyor ona göre. Minimumumuz 310 feet. Airport elevation'ımız 21 feet. Hocam buna göre 6000 feet'te VOR üzerinde holding pattern'e dahil olduktan sonra race rate 102 outbound başı açılıp 17.5 mil açıldıktan sonra 282 inbound course'a beraber ILS hattına oturmayı ve tek bir noktası olan 13. Bodrum yoluna göre 13.8 milde 4800 feet'te olarak ILS'e establish etmeyi planlıyoruz. Herhangi bir şekilde Glyphosate'ın ağır olması durumunda eğer visual kontağımız yani görsel mevcutsa Glyphosate'ın bu kapıların daha doğrusu localizer'ın ilgili millerdeki ilgili irtifaları tutarak yaklaşmaya devam edebiliriz. Ama eğer görsel görüş yoksa o zaman bu sefer de kuleden başka bir non-precision approach request edebiliriz diyoruz. Akabinde hocam diyorum herhangi bir şekilde ILS hattında pas geçmek durumunda kalırsak da 282 course'u takip ederek soldan tırmanışlı dönüşle 6000 feet üzerinde VOR'a 6000 feet'e tırmanan VOR üzerine holding yapmayı, VOR üzerinde holding patana dahil olmayı planlıyorum dedim ve kestim. Niye kestim? Bakın şimdi niye kestim? O keseye doğru geliyorum, dönmem lazım. Normalde biliyorum ki ben standart şartlarda ezbere biliyorum bunu. Yarım mil kala yani still layer'da yarım mil kala dönsem tam o köse waypoint üzerinden dönerim. Ama 27 milde o kese. 26.5 milde still layer'da dönerim. Ama arkamdan 12 knot tailwind var. O zaman benim şu anda dönmem lazım. Nereye dönmem lazım? Sola doğru dönmem gerektiğini çok iyi biliyorum. Ama hangi sola dönmem gerektiği konusunda size hemen fikir veriyorum arkadaşlar. Şöyle yatırayım uçağı. Hemen burada ne yapıyorum arkadaşlar? CDA 2'ye geçiyorum. Bakın dönmem gereken yer India Mike Romeo Viewer'ın 153. radyali. Bakın 26.6 oldu. 26.7 oldu. Bakın. 26.8 oldu. Bakalım 27 mili aşacak mı aşmıyor. 26.9. Devam ediyor. 27 mil oldu dostlar. Evet. Belki 0.1 mil aşabilir. Onu da aşmadı galiba. Güzel. Bakın tam o kesen üzerinden gördünüz mü? İstediğim dönüşü yapmış oldum. Yoksa dışarı şöyle taşıyacaktım. O taşmayı istemiyoruz. Tamam mı? O kesen üzerinden dönüşte yani. O taşmayı istemiyoruz. Peki. Durduralım. Peki abi tam 27 mildeyim ya da 27.1 mildeyim de bu aradaki fark ne? Bakın şu uçağın çizdiği çizgiyle şu Golf 80 yol arasında bir boşluk var. Abi GPS ile VR'ın şeylere, course arasında fark vardır. Bunlar hiçbir zaman birbirini tutmuyor. Tamam mı? GPS, gerçek uçakta böyle. GPS ile VR'ın trackler arasında fark oluyor. Ve bu tür farklardan artık pilot yorumu. Kimi kaptan der ki evladım takip et VR işte 153 radyalinde gidelim. 54 mil gittikten sonra Outbook'teyiz der. Onu takip edersin. Sorun yok. Kimisi der ki evladım sen VR'ı görmedin mi? Deviation barı zaten 20 millerde, 15 millerde bile salınıyor. Sen buna mı güveniyorsun 54 millerde? Kafayı mı yedin sen? Aklını mı yitirdin? Diyebilir. Yani o da onun yorumudur. Tamam mı? O zaman da anlayacaksınız ki arkadaşlar VR'a bu mesafeden sonra güvenilmediği için
güvenilmediği için ne yapacaksınız abi? O zaman GPS'e geçeceksiniz. Tamam. Şimdi biz burada tabii ne yaptık? Dedik ki ya döndük gidiyoruz. Bir yolla takip sağlamaya çalışıyoruz. Bakın şu şekilde. Ama ben biliyorum ki gerçekten bakın 47 mil. India Roma'ya göre 47 milde ben şu anda kors önlemeye çalışıyorum. Kors tutmaya çalışıyorum. Yani hassas olmayacağını çok iyi biliyorum ben. Artık bir yuvarın özelliklerinden biliyorum. Bir yuvar yani teoride 100 küsür mil yayın yapıyor da kusura atmasın o anca hiçbir dağın tepenin olmadığı ortamda yapabilir onu. Öyle bir şey yok. Hassasiyeti maalesef yok. Yaşadık gördük yani. O yüzden eğer derse ki GPS'le gidin. Evladım GPS'le git derse de o zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Bakın burada durdurmak zorundayım çünkü ikinci yolu göstereceğim. Geleceksin abi buraya. Flyplan'e geleceksin. Diyeceksin ki ben nereye gidiyorum abi? Akbe'ye gidiyorum değil mi? Geleceksin buraya şeyin üzerine. Tamam tıklayacaksın Flyplan'e. Flyplan'ın içerisine gireceksin abi. Geleceksin Akbu'ya. Diyeceksin ki direct Akbu'ya git. Tamam mı? Akbu'ya direct yapacaksın abi. Bak ne oldu yukarıda bak. PFD ne oldu? Direct Akbu oldu. Yaptın mı bunu? Yaptın abi. O zaman geleceksin CDI'da. Tamam mı? Ondan sonra diyeceksin ki buna nav yap. GPS'e. Tamam mı? Tamam. Şu an GPS'e göre course tutacak ve gidecek. Ama emin ol DOR'dan farklı bir şey çizgi çizecek. Arkadaki bıraktığın track DOR'dan kesinlikle farklı bir yol. Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Akbu'ya bu da gider. İki farklı tarz var burada. Birisi VOR takip etme 153. radyalı, birisi GPS çekme. İkisi de olur fark etmez. İkisi zor bir şey değil arkadaşlar. Atla deve değil tamam mı? Dedikten sonra ne yapıyorum dostlar? Şunu yapıyorum. Ne yapmıştım ben? Briefingimi yarım bırakmışım. Briefingi tamamlıyorum. Hocam en son Mr. Koç'tan bahsetmiştik. Minimum irtifamız 305 feet. İlgi ihtiyacımız olan runway visual range'imiz 650 metre. Akabinde minimum sektör altında baktığımız zaman işte bu Kuzeydoğu'dan 8500 işte ne bileyim Kuzeybatı'dan 7000 ne bileyim ben şey Güneydoğu'dan 8500 Güneybatı'dan 5000 feet olacak manevralarımız mevcut. Göreceğimiz en yüksek irtifa işte ne bileyim burada 4514 feet ile kuzeyimizde yer almakta. Varacağımız meydan hocam yine 50 Matango Foxworth Ecoş'ta Bodrum International Havalimanı'na göre ground frekansı 128.500 tower ground frekansı 129.500 ATC 128.500 dinlendi. Tower frekansı 125.225 set standby'da. İşte pist uzunluğumuz 3000 metre, genişliğimiz 45 metre, inceğimiz pist 282.8 right. Head runway headingimiz 282. İndikten sonra hocam muhtemelen Charlie Vette Bravo bağlantılarıyla Upram 1000'e devam etmeyi düşünüyorum. Buna göre go around performansına baktığımız zaman uçağımızın bugünün şartlarında hocam 480 feet per minute bize veriyor. Bu şartlarda biz go around yapabileceğimize emin oluyoruz. Ayrıca yine günümüz şartlarında take off flap ile veyahut da up flap ile ineceğimiz zaman sea level'da 20 derece sıcaklıkta landing distance'ımızın hocam 350 metre olduğunu görüyoruz. Burada pist uzunluğumuzun 3 metre olduğunu söylemiştik. Yeterli olduğunu teyit etmiş olduk. Bilgilerinizi arz ederim. Sormak istediğim bir soru var mı? Bakın ne yaptım? Approach ve Destination Aerodrome Chart Briefing'ini buradaki işlerimi hallettikten sonra Akbu'ya direct ne yapıyorsun? DOR'u korsanı takip ediyorsun. Bunları yaptıktan sonra söylüyorum. Bunları bitirdim mi abi? Bir sürü işim var. Hemen hızlı olmam lazım. Artık benim IMR'li bir işim yok. Niye? Ben GPS gidiyorum. Peki yukarıda var mı? Ona da bir işim yok. Ona da bir şey yapmıyorum. Peki bunları ne yapayım ben? Neyse dediğim abi ben bunları. Tabii ki hiçbir şey bilmiyorsan 108.7 değil mi? ILS Course Asset et. Dostum yani. 108.7 ILS Course'un proset olsun. Peki bakın yaklaşıyorum. Bodrum'a 17 mil kala artık Bodrum'a geçmem lazım. Değil mi? Bodrum'a geçmem lazım. Hemen ne yapıyorum dostlar? Diyorum ki bir müddet heading'le gider misin diyorum. Heading'i daha önce sonra alıyorum. O an. Bir müddet heading'le gider misin dostum diyorum arkadaşa. Heading'le giderken CD'ye geliyorum. Şunu tutuyorum arkadaşlar. 144'e çekiyorum hemen. 144, 17 mil kaldı diyorum ki dostum tekrardan nav diyorum ve ne yapıyorum arkadaşlar Akbu üzerine geldiğimi farz ederek dönüyorum. Bakın map'e bakalım şimdi. Neredeyim abi? Bakın Akbu üzerinden dönüyorum artık. 144 korsak gördünüz mü? Bak bir şeyleri yaparken DNFX olmayan önce aviate sonra navigate sonra artık standby'leri falan ayarlarsınız. Tamam. 144'e VOR'la 65'e devam etmesini istiyorum. Şöyle yaptım bu arkadaşa. Niye bu olmadı? Bunun pek korsu önlüğü yok galiba. Heading diyorum.
Doktor porsiyon önle lütfen. Şurada tutuyorum uçağı. Bu burada devam ederken dostum. Ben tekrardan buraya geliyorum. Burada ne yapıyorum? 108.7 backup stamp payına aldım. Şimdi sonra diyorum ki Miles approach Tango Charlie Alpesi ya da Kilo request descending 6000 feet diyorum. O da bana diyor ki eğer descend 6000 feet derse tamam, 6000 feet'te ben pist 28 right ve 6000 feet'te ben bir güzel ne derler ona, holding pattern'a dahil olmam okey diyorum. 6000 feet'i bana vermezse, derse ki climb 7000 feet diyebilir. Bu ne demek biliyor musunuz? Climb 7000 feet gibi bir şey söylerse demek ki benden önce bir ayar trafik var. Bu adamın da pas geçme ihtimali var. Bu adam pas geçerse benim Mist Approach'ta yaptığım gibi 282'yi takip ederek 6000 feet'e çıkacak. O zaman ne yapmam lazım? Benim de 7000 feet'e çıkmam lazım. Değil mi? O zaman ben 7000 feet'e çıkartacak beni de. Çok normal değil mi? Çok normal. Bunun muhakemesini hızlıca yapıyorum dostum. Bunun muhakemesini yaptıktan sonra diyorum ki anlaşılmıştır. Ben o zaman diyorum 6000 feet'te alçalmaya başlıyorum. Ne yapacağım 6000 feet'te alçalmak için dostlar? Şunu tutacağım, 6000 feet'e kleransımı alacağım. Yani burada önümde trafik var mı yok mu? Ne oluyor ne bitiyor? Onun hesabını yapıyorum. Sonra diyorum ki hadi 6000 feet'e alçalalım. Klerans aldık. 100 var böyle alçalıyorum. Niye? 12 mil var karşımda. Çok basit. Ya bere bere zaten 500 vereceğim. 500 mil 12 çarpı. Ya, o yani 0.50 varıyor. 1.075 varıyor bile yetiyor. Yani en düşük 100 verdiğimiz 100 var öyle alçalmaya devam edelim. Speed'i hiç azaltmıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sırf hızlıca olay aksın diye. Buradayken ne yapıyorum dostum? Bakın hala bu kors önlenmemiş. Kors önlenmediyse ben heading'i bir tık daha 130'lara kadar, 132'lere kadar çekiyorum şurada. Tamam. Sonra diyorum ki dostum sen heading modda devam ediyorsun ne güzel. Ben geliyorum CD2'ye dostum. CD2'de ne yapacağım? Abi hemen madem boş boş gidiyorum ben boş durmayacağım. Boş duruyorsam vardır bir eksiklik aksaklık. Boş duracak bir şey yok. Gayet yoğundur çünkü bu yaklaşma. 282 Mist Approach kursunu set ediyorum. GPS işim yok. Burası 144 inbound'u. Bakın gördünüz mü? RMA ile CDI üst üste arkadaşlar bu. Gördünüz mü? Aslında homing yapıyoruz yani. Biz 44 course'da bir de homing yapıyoruz. Evet dostlar. Şöyle homing'e devam. 6 miktar alçalıyoruz. Bakıyorum şu anda. Durmadan kontrol ediyorum. 108.70 ILS frekansının backup'ı duruyor. 116.70 Mist Approach course'um setli. CDI2'de. CDI2'ye arkadaşlar. CDI2'ye ADF ve Mist Approach course edilir. CDI1'e normal course'u set edilir. Ya da ILS'in set edilir. ILS course'u set edilir. Tamam mı? Yani NA1'e ILS veyahut da normal course. İkincisini ADF'im ya da Mist Approach course edeceğiz. 118.50 setli, 125.500 setli. İrtifam normal, alçalmam normal. 7 mil kaldı, 120 hatta alçalıyorum. Bakıyorum burada flaplerimi kontrol ediyorum. Neredeyim, ne alemdeyim? Şuradan arkadaşlar devam ediyor hocam. Henüz Approach'a geçmemişim. Bakın Arrival bacağına devam ediyoruz. Tamam mı? Takip. Her zaman iyidir. Güzel. Şimdi diyorum ki map'e bakıyorum. Map'te ne alemdeyim, ona da bakıyorum dostlar. Şimdi diyorum ki dostum seni gel biraz hızlandıralım. Sen bu kadar yavaş gelme. Ya nasıl olsa homing yapıyorsun. Bayağı bir yanaştıralım. Tamam 2 milliler kaldı. Şimdi diyorum ki mesela. Tabii 2 milliler kalınca ne oldu arkadaşlar? Bakın X-Plane'de şu eksi 100 var öyle 6200'den halen daha devam ediyor. Ne yapacağız ona? Diyeceğiz ki bir tık daha Noğuz'dan vereceğiz. 500 var öyle birazdan düşer zaten. 2 milin altına geldiğim için ben diyorum ki Miles Approach Tango Charlie Alpha Sierra Kilo over VUR at 6000 feet. O bana report over VUR demişti. 6000 feet'i ben request available altitude over VUR demiştim. Bunları demiş olmamız lazım şimdiye kadar. Ben uçağı sürüklediğim için o safhaları atlamış olduk ama bu diyalog geçti. Ondan sonra ben bunu istedim. Ne okeyleştik. Şimdi
Artık bu saatten sonra neye bakacağız dostlar? Diyeceğim ki ben Vior üzerinde kardeşim 2.8 right pisti için bir holding pattern'a dahil olacağım. Holding pattern'imde ben nasıl dahil olacağım buna? Arkadaşlar bakıyorum. Soru 1. Holding pattern'im standart mı, non standart mı? Non standart. Soru 2. Outbound course'um ne? 102. Non standartsa soldan 70, sağdan 110. Heading'imin solundan 170, yani 140 eksi 144 eksi 70 ne yapar abi? 74. 102 nerede? 70 ile 74 ile 144 arasında değil mi? Evet. Direkt cevabı çıktı zaten. Paralel. Pardon, teardrop. Teardrop gireceğim, burada hesapladım. Teardrop gireceğim. Hesapladıktan sonra diyorum ki outbound'um kaç? 102. Artı 30, 132. 132 başa uçacağım. 132 heading'e uçacağım. Ne zaman? Vior'u check ettikten sonra 0.5. Timer'ını hazırla. 1 dakika uçacaksın çünkü. 0.2, 0.1. Hadi artık dostum. Evet, RMN'in düşmesini bekliyorum. RMN artık meftaül kefere. Dön. Dön abi 132 başa. Evet. 132 başa dön. Time check. Ha? Geç bile bastım. 0.5 mail oldu ya. 1 dakika boyunca 132 heading'e uç. Aslında burada da track uçmak makul. Tamam mı? Burada da track uçmak makul. Bakın gördüğünüz gibi niye? Çünkü mesela soldan bana şimdi bu rüzgar benim course'u yakalamamda başıma bela olacak arkadaşlar. Hemen bunu uçarken heading uçuyorum değil mi? Ne yapacağım abi ben? Boş boş beklemeyeceğim. Diyeceğim ki inbound course'um size deyim. Inbound course'um kaç benim? 282. Ben şimdi bu course'u önleyeceğim. Bu course'u önlerken bu benim başıma bela olmayacak. Olacak. Genişte kalmayacak mı? Kalacak. O zaman ne yapıyorum ben? Diyorum ki yarısı kaç? 5-6 derece desek. 132-6 ne yapar arkadaşlar? 126 mı? Ben 126'ya uçayım. Trek uçayım. Tamam mı? Niye trek uçayım? Çünkü dönerken şu course'u önleyeceğim. Teardrop'ta course'u önleyerek geleceğiz arkadaşlar. Paralelde neydi? Önleyebiliyorsan course'u önleyemezsen homing yap. Ama dostum. Şeyde maalesef teardrop'ta bunu yakalarsın ya. O yüzden course önle. Peki. 282 eksi 45 ne yapar? 242, 237 mi yapıyor? 227 mi yapıyor? Evet arkadaşlar. Kontrol başı. 227 kontrol başını burada tutuyorum. Diyorum ki 282 eksi 45 kontrol başına tutuyorum. Eğer deviation var. Bu gelene kadar, buraya gelene kadar hiç kıpırdamamışsa buraya doğru uçacağım. Ve ne yapacağım? Bu kursu önleyeceğim. Bu kadar basit. Tamam. Tutacağım abi. O kurs önlenecek. Bekliyorum. Sorun yok. Timer'ımı sıfırlıyorum. Bana lazım olacak yine. Tamam abi. Böyle uçuyorum. Şu anda timer'ımı tutmaya da gerek yok. Bu kursu önleyerek nasıl olsa gideceğim ben. Huyum kurusun. Bakın dönmeye başladı. Güzel. O dönmeye başlasa ben de dönmeye başlıyorum. Hiç dert değil. Evet, dönmeye devam. İşte burada biraz yavaştan geliyor şey. Size söyleyebilirim. Otopilot denilen arkadaş. Şimdi biraz onu kendi kendine onu önleyecekti. Evet. Bakın arkadaşlar. Course'u önledik. En azından Wandat içerisinde ne yapıyoruz? Değil mi? Hadi dostum ya. Biraz hızlı hareket et. Allah'tan uçak da böyle yavaş değil. Yoksa course mu tutulmaz yani. X-Plane'e kadar arkadaşlar bu kadar yavaş hareket etmiyor. Tamam mı? Neyse artık 0.5 milyar gelmiş. Ne yapıyoruz? Neye bakıyoruz arkadaşlar? Bakın gördünüz mü? Course'u şöyle bir fazla olsun. Bakın ne oldu? Teardrop'umuzu attık. Bakın şurada course'u önlediğimiz yer burada. Kontrol başına uçtuğumuz yer bakın burası. Kontrol başına uçtuk. Vior'a öyle inbound olduk ama course'u önleyerek. Teardrop'ta önlenir arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz? Bakın ikinci hesap. Abi şu anda ben 0.2 mil kalmışım Vior'a. Tamam mı? Şuradan görüyorum ben bunu. 0.2 mil kalmışım Vior'a. Ne yapacağım ben? Arkamdan 10 knot tailwind var. Ben Vior'a çarpar çarpmaz. Yani Vior'ı fix eder etmez, check eder etmez hemen döneceğim. Çünkü beni sürükleyecek Vior'ın dışına. Tamam mı? Hemen döneceğim. Çünkü hızım da 120 bakın.
Yani 119-120 atlatıyorum bu holdingi. Dolayısıyla ne yapmam lazım? Hemen dönmem lazım. 0.1 dön. Dön. Soldan dön. Non standart olduğu için soldan döneceğim. Nereye döneceğim abi? 102'ye dön. Gelsin. 102'ye. Başa hızlıca bakın. 12 knot oldu tailwind. Bakın 0.4, 0.5. Bakın yuvardan da 30 derece döndüm. Ne kadar uzaklaşıyorum? En az 1.5 mil uzaklaşacağım tahminim. 0.7. Bakın. Devam. Devam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1.3, 1.4 en az 1.5 mil uzaklaşırım demiştim zaten. 1.5 mil hakikaten uzaklaştık ya. Evet dostlar 1.5 mil tahmin ettiğim gibi oldu. Uzaklaşmış olduk bir vardan. Şimdi bakın from to geçişini bekliyorum. RMI'ye bakın. RMI'ye bakın 90'ıma gelecek. Şu from to'ya geçecek. Bekliyorum ki timer'ı başlatayım. Bekliyorum. Bekliyorum abi. Bekliyorum. Bekle. 1.6 mil oldu. Evet şu anda 90'ımı geçti. Başla. Time check. Kaç var? 7. Yarısı ne yapar? 3.5 çarpı 3. 10. 102. 92. 92'ye kadar al. 92 önleme rüzgar önlemesi. Tamam. Bakın. Ebeam olduktan sonra timer'ı başlat. Rüzgar düzeltmesi ver. Alt bandını uç. Tamam. Bakın şu yay, şu gördüğünüz yay var ya, bu yay işte 1.6 mil oldu. Eğer bunu bir tık daha geç çevirseniz şöyle olacaktı, biz onu istemiyoruz. Tamam. Ne yapacağım şimdi? Normalde, bakın dostlar burada gene durdurayım. Şimdi bir, rüzgar hesabını yaptık. Niye hemen döndük? Ben zaten diyorum ki 10 knot arkamdan varsa ben her türlü bu rüzgar beni sürükler. Ben VOR'a ebeam olduğumda wings level olmuş olurum. Normalde ne der? IQ'nun dokümanı 8168 der ki hem wings level hem VOR'a ebeam olduğunda time check yap der. Tamam mı? Ben diyorum ki o zaman ben bu iş artık hani bir pattern düzgün olsun. O zaman diyorum ki ben ebeam olduğumda wings level olmuş olayım. O yüzden ne yapıyorum? Özellikle headwind alıyorsam VOR'a gelirken diyorum ki abi 0.2 0.3 mil gideyim ki, değil mi? VOR'a biraz geçeyim ki eğer headwind alıyorsam. Geçeyim ki rüzgar beni zaten içeri VOR'a doğru sürükleyecek. VOR'a tekrar dönüp ebeam olduğumda wings level olmuş olayım. Yoksa geleceğim VOR'a ebeam olacağım. Bu sefer wings level değil. Gene time check yapamayacaksın. Patent saçma sapan bir şey olacak. Bu istenmediği için burada bir rüzgara dikkate aldık. Tailwind'in varsa da bir an evvel dönüyorum. Çünkü çok sürüklenmek istemiyorum. Bu sefer de patent içeri doğru değil. Saçma sapan bir yere doğru gitmiş olacak. 2. Şimdi mesela outbound'da dakika tutuyoruz. 0.33 saniye oldu. Ya yani normalde buna ebeam olur ya, daha doğrusu bak outbound bacağına girer girmez derler ki, mesela SOP'de yazar, der ki kardeşim 1 dakika outbound bacağına ilk başta bir uç, 1 dakika sonunda ne kadar eksik ne kadar fazla hesabını yap, ona göre inbound'u 1 dakikaya göre ayarla, inbound'u 1 dakika uç ve inbound course'u regain et, senin der amacın bu. Peki ama mesela farklı kaptanların farklı taktikleri var. Mesela kaptan der ki dostum kaç tane senin headwind'in var? 11. 10 desen 1.5 katı ne yapar? 15. Sen der dışarıyı şu an outbound bacağı 60 saniye değil de 75 saniye uçsan inbound'u yaklaşık 1 dakika uçarsın bak. Direkt bu hesabı yapar. Tecrübesiyle mi yapıyor? Herhangi bir dokümanda mı yazıyor bilmiyorum. Ama mesela bunu da yapar. Tutar ha bu arada. Tutmuyor değil. Bu da tutar. Kimisi der ki olur mu ya öyle şey? Sen ilk başta bir 1 dakika uç bakalım, ne uçtuğumuzu bir görelim der. Ona da saygı duymak lazım. SOP'de de bu yazar zaten. İlk başta 1 dakika uçarsın. FAA'nin dokümanı ayrı. IQ'nunki ayrı. Kimisi outbound'u 1 dakika uçtuyor, kimisi inbound'u 1 dakika uçtuyor. Artık bu sizin yanınızdaki kaptanla mutabık kaldığınız şeye bağlı. Tamam mı? Bir pattern olsun ama yani sonuç itibariyle. Biz şu anda ilk başta ilk kez outbound'u 1 dakika uçacağız. Uçtuk mu abi? Uçtuk. Dur. Bak 1 dakika uçtum. Dönmüyorum. Şimdi benim inbound bacağım kaç abi? Inbound course'um kaç? 282. Peki artı 30 ne yapar? 312. Şu anda peki RMI'nin burnu kaçta? 310, 315, 316. Şimdi yani 312'den büyük mü büyük? Ya ne yapmam lazım? Benim bir miktar daha aslında düz uçmam lazım. Çünkü ben uçtukça bu aradaki şey açı azalacak. Bunu biliyorum.
Açı azalmadan dönmek istiyorum. Yani biliyorum ki, şimdi ben bunu gördüğüm zaman biliyorum ki inbound bacağı asla bir dakika olmayacak. Bundan eminim. Tamam mı? Eğer kontrol başına uçmak zorunda kalmazsam çok fazla, adım kadar eminim ki bir dakikadan daha kısa sürecek. Bakın bana bunu RMA ile CDN arasındaki 30 derecelik açı da söylüyor. Headwind olan rüzgar da söylüyor. Ama şey de diyor ki, dokümanda diyor ki, benim SOP'imde diyor ki, kardeşim ilk başta, ilk holdingde, birinci holdingde ilk önce bir dakika bakalım, bir outbound'a uç kardeşim diyor. Ben de mecburen uçuyorum. Tamam. Nedeni bu. Ve dönüyorum. Dön birader. Kontrol başında dur. 327'de dur bakalım. Gelsin bakalım. Timer'ı sıfırla. Tamam mı? Bak, deviation var, hala hareket etmedi. 11'de cross var. İyi itiyor. Kontrol başına uçmak zorunda kalacağız gibi gözüküyor. Evet, güzel. Hareket başladı. Biz de gelmeye başlıyoruz. Hah, güzel. Gayet hoş. Wings level olmasını bekliyoruz. Evet. Yatış açısı 5 derecenin 10 derecenin altına düşmesini bekliyoruz. Evet. Time check. Tamam mı? Bakın, time check dediğimde Dior'a 1.8 mil kaldı arkadaşlar. Mümkün değil, bir dakika uçamayız. Aklım görürüz hep beraber yorucasını. Bakalım. Şimdi yine tail endim var 10. Hemen döneceğim dışarıya doğru. Ve bu sefer inbound'a dönerken request leaving DOR diyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Devam edelim. 39. 40. Devam abi. Speş. 46. Abi 50 saniye falan üstü. Dön. Hemen dön. İlk yapacağım şey 102 başa dönmek. Dön. İlk önce 102 başa bir dön. 50 saniye uçtuk. Ne yapar? 60 çarpı 60, 3600 çarpı böyle 50, 72 saniye yapar. Bakın, bir hesap yapmıştık, hatırlıyor musunuz? Normalde tecrübesiyle bazı kaptanlar der ki, 10 knot headwind'im var evladım. 1.5 saniye yap, işte ne bileyim, ya da 10-12 knot var. 1.5 katını yapar şu kadar. İşte 75 saniyelerde uçman yeterli. İmbandı bir dakika uçarsınlar demiştik. Bakın şimdi ne oldu? 72 saniye çıktı outbound'ımız. Yani dediklerine çok yakın bir şey çıktı. Yani bu da çalışıyor gördüğünüz üzere. Tamam mı? Çalışıp çalışmadığı için test edeceğiz. Hemen döndüm tekrardan. Dön abi. İlk önce from to geçişi. RMA'yı takip ediyorum. CDA'yı takip ediyorum. İlk önce from to geçişi. Yapılana kadar hiçbir müdahalem yok. Neye? Rüzgar önlemesine. Yine 1.6 milyardan döneceğiz galiba. Belki 1.7 milyardan bilmiyorum. From to geldi. Time check. Hemen diyorum ki dostlar, 7 gene. 92. Oksanikiye önleyeceğim arkadaşlar. Rüzgarı. Tamam mı? Şimdi ne kadar uçacağım abi? 72 saniye. Bakın, 72 saniye uçunca outbound'ı bu sefer daha fazla, daha uzun uçacağım için ben uçtukça, bakın RMI ne yapıyor? Bakın CDI'ye yaklaşıyor. Bak, RMI'nin burnuna bak. RMI CDI'ye doğru yaklaşıyor. Ben dışarı uçtukça bunlar birbirine yaklaşacak. Demin ne vardı? 30 dereceden fazlaydı değil mi? 37 derece falan vardı. 60 saniye uçma. 72 saniye ne olacak o? İşte 30 derecelere yanaşacak. Ben burayı 30 derecelerdeyken uçarsam tam ideal yerden dönmüş oluyorum aslında. Bakın bu da başka bir yöntem. İstersen buna göre uç olur patenle. Herhangi bir yerde yazıyor mu? Vay efendim bu IQ'nun dokümanda. Yok. Vay efendim bu işte FA'nın dokümanda. Yok, onu da yok. Ama çalışıyor mu? Çalışıyor. Kullanmak istersen, izin veren varsa. Dediğim gibi neyde mutabık kalıyorsan.
Evet abi, devam. Şimdi ben buradan dönerken 72 saniye geldi, diyorum ki hemen dönüşe başlıyorum arkadaşlar. Bakın güzel bir yere döndük, tamam mı? 30 derecelere geldi. Hemen diyorum 227'yi bir ayarlayayım. Bu saatten sonra kaç dakikada geldim hiçbir anlamı yok aslında, ama ben timer'ı resetleyip ben ne yaptığımı görmek için resetleyeceğim. Diyorum ki min hesap branch tango charlie arpesi yara kilo request leading viewer for ILS X-ray approach runway 28 right. Bana diyor ki Roger, report inbound. Will report inbound tango charlie arpesi yara kilo. Dedim. Tamam mı? Sonra bekliyorum. Timer içindeki önce bir ne yapıyor ne ediyor onu bekliyorum. Deviation bar hareket etti. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Deviation bar hareket etmesi mükemmel. Bakalım ne olacak. Wings level olmasını bekliyoruz. Dostlar. Biraz dışarı taşıyacak gibi. Wings level oldu. Time check. Tamam. Evet. Biraz dışarı taşıyacak gibi oldu. Onu hemen toparlıyoruz. Güzel. Fena değil. Şimdi VR'a doğru uçuyoruz. Tahminim 60 dakikalarda falan oluruz. Bundan sonra VR'dan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? 282 inbound'dan sonra 102'ye döneceğiz arkadaşlar ve ayrılacağız. Tamam mı? 282 inbound yapıyoruz. Burada açılacağız, ayrılacağımızı söyledik. Outbound'da açılıp ayrılacağız. Tamam mı? Ya bu saatten sonra 282 başa uçun gitsin arkadaşlar. Çünkü 1 nautical mile içine düştük ve bu saatten sonra ne olacak? Silence of Con, VR zaten saçmalayacak, CDI saçmalayacak, RMS saçmalayacak, hepsi saçmalayacak. Şimdi dönelim. Devam. 58 saniye bakın arkadaşlar, 1 dakikada geldik, gördünüz mü? Videoyu durdurun bir daha bakın, tam 1 dakikada geldik. Mükemmel, işte bu. Çatır çatır çalıştı. Yani bir daha 58 saniyede gelseniz olur. Bir dakikadan kaç saniyede gelseniz olur, fark etmez. Peki şimdi arkadaşlar açıldığımız şey ne? Race track. 102 track uçacağız artık. Heading verip rüzgar önlemesi falan vermiyoruz. Timer'la da pek bir işimiz yok ama. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki hocam ben burada şimdi 6000'den 5600'e alçalacağım. Neyle alçalacağım? 100 var öyle. Niye? Çünkü 17,5 milde alçalacağım. Dünyanın yolu. 100 var bile fazla da. Ben otopilotta minimum 100 veriyorum. O yüzden %100 açılıyorum. Uçağınızı arkadaşlar siz alçalma speedini falan da tutun. Normalde Diamond 42 ile 120 ile alçalırsınız. Cessna 90.000'e 40 ile de 100 ile alçalırsınız. Bilginiz olsun. Şimdi dostlar gelelim uzun hızlı yere. Şöyle bir oturtayım. Ondan sonra uçağı sürükleyeceğim. Şimdi döndük. İlk önce VR abim olmayı bekliyoruz. Neyle açılacağım ben abi? 102 track uçacağım. Bakın, course uçmuyorum. Heading uçmuyorum, track uçuyorum. Dolayısıyla 102 şimdi heading burada mı? Burada. Tamam abi. Peki. Rüzgar nereden? Soldan dışarı doğru mu atıyor beni? Peki. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Şu diamond'ı, tamam mı? Şu diamond var ya, bak şu diamond. Diamond'ı 102'ye getirmeye çalışıyorum. Onu da şöyle yaparım aslında. Şimdi 102 heading uçuyorum ya. Ya derim rüzgar kaç buradan? 7. Yarısı ne? 3,5. 3 önleme versen bana yeter. Yani ben diyorum ki %99 önleme versen bana yeter. Diamond tam diyorum 102'ye gelir. Tamam. Ya bunun da bir hesabı olması lazım. Şu an göremiyorum mesela Diamond'ın tam nerede olduğunu. Ya da 99 kesmiyorsa dersiniz ki 100 olsun. Tamam. 100 uçurursunuz yani. Şimdi peki ya ben burayı tam kestiremiyorum. Tam göremiyorum. Abi peki ben burada gerçekten ne yapmam lazım? Şimdi 17,5 bin olduğu için arkadaşlar acele etmiyorum. Tamam mı? Bunu kapatarsak setledim. Ondan sonra başlıyorum. Descending Network Checklist. Landing Data Receipt çıkartıyorum, dizime koyuyorum. Mutlaka dizime koyarak, bakarak, ezberden yapmıyorum. Landing Data Receipt. Altimeter Set. Conlon FMS Frequency Set. Seat Belts Fastened. Backrest Upright Positions. Parking Brake Released. Gear Test, eğer 42 iniyorsanız. Gear Test Checked. Fuel Pumps On. Fuel Selectors On. Landing light on gibi dediğiniz testleri yaptınız arkadaşlar. Descending Network Checklist'i bitirdiniz. Ondan sonra diyorsunuz ki hocam ben alçalış irtifam olan 5600'ü set ediyorum. Değil mi?
5600 set ediyorum. Müsaadenizle 100 varyumu veriyorum. Eksi 100 var öyle. Ufak ufak alçalsın 5600'e kadar. Senin airport checklist'i bitirdim. 5600 alçalmaya devam ediyorum. Ve şu anda yapacağım bir şey var. Diyorum ki abi. Ben diyorum. Ben şu anda kaç mildeyim? 4 mildeyim. Bodrum duvarına göre. 5 milde olduğumu farz et. Tamam 5. 60 bölü 5 ne yapar? 12. Şimdi benim CDI'mla aramayın arasında 12 derece fark olmasını bekliyorum 5 milde. Tamam mı? 5 milde. Bakıyorum şimdi. 1. Kaç bu? 100. Ne yapar? 112 olması lazım 5 milde. Daha fazla mı? Daha fazla. O zaman benim ne yapmam lazım arkadaşlar? Değil mi? Bir tık sola gelmem lazım. Çünkü aramayı ben nereye gidiyorsam oraya doğru gider. Yani ben bir tık dışarıdayım aslında. 5000'de bakın nerede? 120'de. 8 derece fark var. Yani şurada baktığım zaman bakın şu çok dışarıdayım demektir arkadaşlar. Dışarı dışarı açılıyorum. İçeri gelmem lazım demektir. O zaman ne yapıyorum dostlar? Şunu yapıyorum. Artık diyorum ki 99 edeyim yokuş. Tamam mı? 98 edeyim yokuş. Bak hemen tedbirimi alıyorum. Bakın ben sola gittikçe aramay da sola gelir bak benimle beraber. Aramayın kıçı da bana doğru gelir. Bakın. Aramayın kıçı da bana doğru gelecek. Ben şu an 98'e uçuyorum diyor. Tamam mı? Bu böyle devam edecek. Ben bir an evvel şunu yapacağım arkadaşlar. Normalde tabii ki bu böyle 17.5 mil devam edecek ya. Ben 17.5 mil bunu uzatmak istemiyorum. O yüzden tutup sürtmeyeceğim uçağı. O yüzden de diyorum ki bir an evvel şu 5600 kilitle alçalayayım ben. Hani continuous descent yapmışım gibi. Tamam mı? Bakacağım şimdi. 5000'de kontrol ettim. Bir de 10.000'de kontrol edeceğim arkadaşlar. 10.000 kontrol yapacağım bir de. 10.000'e kadar da bekleyeyim dedim belki. 10.000'e de geliyoruz. Bir an evvel 5600'e gelsin. Ondan sonraki kısmı da sürükleyeceğim artık. Altıya düştü rüzgar. Bir tık 99'a açabilirim. Tamam mı? Bunun dengesini kurmak lazım yani. İyi kurmak lazım. Şimdi 5600 fit geldi. Güzel. 8.3. Hatta şöyle yapayım. Sürükledikten sonra bakayım arkadaşlar uçağa direkt. Tamam mı? Tutayım uçağımı. Gel dostum sen buradan. Sen az bir şey sürükleyin. Nasıl sürükleyince bozulacaksın. Şöyle bir yere sürükleyeyim. Kaç mildeyim şu anda? 12.6 mildeyim. Güzel. 60 bölü 12 ne yapar arkadaşlar? 5. Şu anda benim CDI'nin şeyiyle 102 ile bunun arasında 5 derece fark olması lazım. Amacım bu. Bakın aramayın arkasına bakın kaçta? 110'da. Ben kaç açıyorum? 100'e. 5 derece fark olması lazım. Benim ne yapmam lazım? İçeri girmem lazım değil mi? Olur. Şut olmamın için benim içeri girmem lazım dostlar. Tamam mı? Bunu hemen gördüm. Ne yapıyorum peki abi? Hemen diyorum ki ben 90'a falan uçarım. Tamam mı? Bir de 90'a falan uçayım. Bayağı bir yakınlaşmam lazım benim çünkü. Tamam. Aramay da sola gelsin. Biraz içeri uçmam lazım ki bu aralar aramayla CDI artık yaklaşsınlar. ...15 milde arada sadece ne kalması lazım? 15 mil 60 bölü 5... ...60 bölü 15 sadece 4... ...derece fark kalması lazım. Aralarında. Bakın 90 uçuyorum şu anda. O bile kurtarmıyor. Sola geldikçe daha da yaklaşır mı? 85'e gelsem mesela. Heh kurtardı. Tamam kurtardı. Çok da içeride kalmayayım. Bir tık dışarıda kalmakta sorun yok. Tamam mı? Bayağı bir 90 uçtuk. Tekrardan normal uçabilirim şu anda arkadaşlar. 95'te falan devam edelim. Peki. Şimdi burada dikkat edeceğimiz ne var? Demek istediğim hesabı anladınız mı dostlar? Yani 60 bölü mesela diğer bir hesap. Durdurayım uçağı. Şimdi ben burada aramayla işte bu 102 heading arasındaki farka bakıyorum. Şuna da bakabilirsiniz. 60 bölü 15 kaç abi? 4. Bakın şu deviation barın içeri girmesi lazım. Yani 1 dat 5 dereceydi. Benim içeriye sokmam lazım ki bunu ben anlayayım ki arkadaş tamam yani hani şey diyeyim normalim. Bakın dışarıda mı 6 derecelerde. Ben ne yapmam lazım? Sola sola kırmam lazım ki şeye oturabileyim. Değil mi? O kursa oturabileyim. Ben yine 90'lara uçmaya devam edeyim en güzeli. Tamam.
16.000'deyim. 17.5 milden sonra arkadaşlar ne yapacağım? Race track dönüşe başlayacağım ve localizer'ı içeri atacağım. Bundan sonra yavaş yavaş slow motion anlatmaya devam ederiz. Ve arkadaşlar en önemli şey şu. Bakın. Chart'ı aldığım zaman ALS chart'ını bana ne diyor? 17.5 milden itibaren alçalmaya başlayacaksın diye. Bak 17.5 milde bak. 17.5 mil geldiğinde dönüşe başlayacağım. Ve 17.5 mil geldiğinde alçalmaya başlayacağım. Çok önemli bak. Dikkat. Şimdi ne haberi geçiyorum. Tamam mı? Devam ediyorum. 17.5 mil geldi. Ne yapacağım abi ben? Hop soldan dönüşe başlayacağım. 90 derece bir döndürüyorum. ALS içeri atıyorum. Hop diyorum ki dön. Nereye dön? 282-227'ye gel. Yani kontrol başına gel. Bak şimdi. Ne oldu? İçeride kaldık. Hızlı gel o zaman. O zaman hızlı geleceksin abi. Çok hızlı geliyor localizer. 282 runway set arkadaşlar. Tamam mı? Bak 17.5 mile dönmeye başladım. Bodrum view'una göre bakın 18 oldum. Bakın. Dikkat edin arkadaşlar. Bodrum view'una göre sağ alt köşe nav 2'den bahsediyorum. Soldakiler bakın şeyin ALS'in. Tamam mı? Bunlar ALS distance'ları. Ben Bodrum view'una göre 17.5 DM'de dönmeye başladım. Ve 17 şu anda 18 oldum çünkü yay çiziyorum. Ve 17.5 DM'de alçalmaya başlayacağım. Onun öncesinde alçalma diye bir şey yok. Diyorum ki localizer captured. İşte glide slope alive gördüm. Alive oldu. Tamam mı? Bandatın içerisine çıkmadım. Tabii ki captured. Onda problem yok. Gayet güzel. Zaten onu yakalayacağım ben şimdi. Biraz hızlı gelmem gerekiyor sadece. Tamam mı? Güzel, harika. Şurada bir yer dursun. 82 dursun. Ben onu zaten yakalayacağım. Zamanla bana doğru gelecek o. Güzel. Hiç derdim değil şu anda. 16.5. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bodrum'a göre 16.5'a geldim mi? Geldim. Ben direkt alçalmıyorum. Şu an yüksekte bile kaldım. 17.5'da alçalabilirdim. Bakın bunun telaşesinden kaçırdığımız şey bu. Hemen ne yapıyorum abi? Ben 5600'den ben continuous descent yapacağım. Bunu direkt söylüyorum. E diyorum ki biliyorum ki burası mesela 700 varyoyla alçalmam gereken de bir yer. Tamam mı? Buradan itibaren 5600'den itibaren alçalıyorum. Nereye alçalmam lazım? Tabii bu dingil şey bana müsaade etmediği için. 600 set diyorum. Localizer captured. Glide slope. Alive dedik. Şu anda glide slope'un bu anlatını bekliyor dostlar. Tamam mı? Burada alçalmaya başladım. Devam. Tamam. Devam abi bundan sonra. Alçalmaya devam. Heading'i bir tık soğalım. Localizer alive. Localizer captured. Glide slope alive. Şimdi glide slope one data bekliyorum ben şu anda. One data olsun istiyorum. Var ya o yüzden 500'den aşağı şey yapmıyorum. Daha aşağı vermem. Normalde burada 700-800 alçalmak lazım. Devam ediyorum şu anda. ILS bindi takip ediyorum arkadaşlar. 11.7 ILS'te benim şu anda capture olmam lazım. Tamam mı? Tek bu noktasında. O yüzden bakın glide slope bekliyorum. Flap de koymadım. Glide slope'u takip ediyorum. Solda NAV1'e göre benim 11.7'lerde artık bundan sonra ILS'i takip ediyorum. 11.7'de benim en geç capture olmam lazım. Yani glide slope'u bandatın içerisine almam lazım. Tamam. Evet. One dot geldi. Evet 11.7'den önce bunu aldım ben. Çok memnunum. Diyorum ki glide slope one dot speed check flap flaps take off diyorum. Tamam mı dostum? Bu kabarıyor. Aşağı beni tekrardan daha fena çağıracak. Biliyorum. Sonra diyorum ki nose down. 700 var öyle alçalmaya devam et. Ya da 600 var. Neyse. Tamam. Sonra ne yapıyorum? 11.7 geldi diyorum ki Milas Hep Boç, Tango Charlie Alfa Sierra Kilo işte ILS Established raporunu veriyorum. Tamam. ILS Established raporunu verdim. ILS Established raporunu verdikten sonra geliyorum abi buraya. Gelemiyorum şuraya. Bunu daha zor oluyor. Marker Mute High Sense On diyorum. Tamam bunları açıyorum. Sonra buraya geliyorum. Sonra diyorum ki Mist Approach Altitude'ünde benim 6000 feet. Mist Approach Altitude'ünde. Setliyorum arkadaşlar. Ey Allah'ım ya. Bu gerçekten uçak kalmış. Şunları yapmak daha kolay.
setledim. Daha sonra ne yapıyorum? Nose down diyorum. 900 var ya, veriyorum artık. Burada zorlanmamın nedeni şu. Gazı biraz alırsam, tamam mı? Bu tutar. 900 var öyle, yoksa tutmayacak gibi bir durum söz konusu değil. Glide slope'u kaçırmıyorum arkadaşlar. Gazı iyice alıyorum ki glide slope istediğim kıvama gelsin. 1000 varıyı derinleştirmeden uçağı çökerte çökerte gitmeye çalışıyorum şu an. Evet. Ne yaptım arkadaşlar? Localizer alive, localizer captured, glide slope alive, one dot speed check, flaps take off, marker mute high sense on, establish raporunu verdim. Ondan sonra misstep watch course, misstep watch alt üst set ettim. Eğer outer marker duyarsam landing flame'i koyacağım. Tailwind'im var. Normalde 10 knot headwind olmuş olsa landing flap konulur. Problem olmaz. Bakın hızı azalttım. Başka çarem yok çünkü 9 varadan daha fazla derinleştirme veremeyeceğim için ne yapıyorum? 1000 varıyor benim için kill item. O zaman ne yapıyorum? Speed'i azaltıyorum ki uçağın alçalışını derinleştirmeye çalışıyorum. Anlatabildim mi? Hızlandırırsam bunu yakalayamayacağım. O yüzden böyle yapıyorum. Normalde zaten bunlar ses tanı speedleri değil ya. Burada speed'i de takip etmem lazım. Diamond 42'de ne olacak bu? Check şunda. 120. 120 ile alçalacaksınız. O yüzden varyonun derin olması lazım. Çünkü mübarek uçak dalıyor. Tamam, bak yakaladı. Süper. Şimdi hızı biraz arttırabilirim. Ben hızlı oynuyorum. Niye bir an evvel gelsin diye. Dünya mesafe. Evet arkadaşlar. Outer marker'ın gelmediğini farz edelim. Bu da bana dedi ki mesela kule. Tango Charlie Alfa Sierra Kilo. Contact Tower 1-2-5-2-2-5. Babay dedi. Contact Tower 1-2-5-2-2-5 dedim. Sonra diyorum ki işte Milas Tower Tango Charlie Alfa Sierra Kilo. 6 miles for runway 28 right. ILS establish dedim. O da bana dedi ki clear to land dedi. Clear to land dedim. Sonra 5000'e geliyorum. Şu onunla tailwind değil de headwind olduğunu farz edelim. Tamam mı? Ne yaptım? Bu sefer outer marker duymadığıma göre flap'ı burada set edeceğim abi. Flap'ı set ediyorum. Landing flap set diyorum. Tamam. Bak ben şimdi bal yaldır gibi aşağı çağırıyor. Ne yapacağım burada? Speed alacağım. Başka çarem yok. Uçağın structure limitleri olan speedleri arkadaşlar aşmamamız lazım. Bu önemli. Sonra ne yapıyorum? -800 var ödüyorum. -700 var ödüyorum. Glide slope'u yakalayacak şekilde devam ediyorum. Ne kaldı geriye abi? 5 miles landing flap'ı koyduk. Diyeceğiz ki bundan sonra mesela 1000 stabilized miles, ona bakacağız. Bakıyorum şimdi. 21 feet elevation'ım vardı. Takip ediyorum arkadaşlar. 700 varadan sonra daha fazlasını 800 verebilirim şu anda. Glide slope aşağı geliyor. Bir tık aşağı verebilirim. Tamam, glide slope yukarı çıkıyor. Güzel. Devam et abi. ...1000 stabilized. Bakın 1000 geldi. Diamond tam ortada. Localizer ortada sayılır. Bir tık sağ alabilirim. 10 nokta tailwind'im var. Yaldır yaldırmaya devam ediyorum. 310 feet, 410 feet de 100 above yapacağız. Bu uçağa göre çok hızlı limitler. O yüzden inişimiz gene efsane olacak demek ki bu. Yoksa landing flap'te normalde sesle kaç? 85 maksimum. Biz 102 ile gidiyoruz. Structure limit'in çok üzerindeyiz yani. Gerçek uçakta bunu yapmanız kill item. Bazı şey sol yapıyoruz. Bari öyle biraz azaltıyoruz arkadaşlar. Ne dedik? 100 above dedik.
Minimum speed'i kaldır kafaya. Biz karşımızda. Bundan sonra istediğinizi bilin. Tamam. Ben şurada şunu yapayım bir. Throttle aydın yapayım bir kafada. Sistem kanal sevgili seslenin. Bir otopilot'u dizengeç yapayım. Hop. Yuhuu, kabarmaya bak speed'ten. Güzel. Şimdi freni koyunca gene drift'e başlayacağız. Evet. Enteresan, sağ salim durduk, pistin sağına indik tabi de. Kaba taslak böyle arkadaşlar. Kısaca teardrop'la da girmiş olduk. Yani